Ayşe Hanım, memur beyle ilgilenebilir misiniz? Tabii, ilgileniyorum. Buyurun memur bey, nasıl yardımcı olabilirim? Fikret Bey için gelmiştik. Fikret Gürsoy. Tabii, hemen çağırıyorum. Toplantımız da çok verimli geçti, değil mi? Evet, ama üzerinde çalışırsak daha da güzel olacak. O yüzden acele etmeyelim. Aynen, aynen. Aa, ne oluyor? Memur bey, pardon, bir sorun mu var? Buyurun memur bey, ben Fikret Gürsoy. Bir şey mi oldu? Fikret Bey, hakkınızda ihbar var. Berna Gürsoy cinayetiyle ilgili ifade vermek için bizimle emniyete gelmeniz gerekiyor. Nasıl? Memur bey, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Benim annem intihar etti. Hanımefendi, annenizin ölümüyle ilgili yeni kanıtlara ulaşıldı. Babanız Fikret Bey de Berna Gürsoy cinayetinin sanığı olarak görünüyor. Aa! Baba? Baba, ne diyorlar böyle ya? Baba, bir şey söylesene. Konuşsana. Annen intihar etti desene. Durucuğum, sen gel bak. Ya baba, niye bir şey söylemiyorsun? Fikret Bey, buyurun gidelim. Tamam. Ayça, bana kabanımı getirir misin? Duru, sen hiç merak etme. Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Kesin Ferda'nın işi. O yaptı. Ben ifademi verip hemen çıkacağım. Ama sen sakin ol. Tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Teşekkür ederim. Çıkalım memur bey. Ben de geliyorum. Yalancı. O teyzem olacak kadın mı öldürdün? Duru, ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Sen annemi suçlayacağına git içerideki babana bak. Benim babam öyle bir şey yapmaz. Annem de yapmaz. Annem de yapmaz. Kendi pis teyzemizi bulaştırmaya çalışıyorsun. Benim babam öyle bir şey yapmaz, anladın mı? Annem de yapmaz. Annem de yapmaz. Kendi pis teyzemizi bulaştırmaya çalışıyorsun. Tamam. Size yedirin. Tamam. Durun. Durun. Ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin. Kendinize gelin. Yeter. Yeter, dayanamayacağım artık. Anne, ne iyi misin? Anne, bir şey getireyim mi? Değilim. Değilim. Tamam, tamam. İyi değilim kızım, iyi değilim. Soğukkanlı olmaya çalışıyorum, sakin durmaya çalışıyorum ama yapmayın. Kızıyla ilgili korkunç bir gerçeği öğrenmiş bir anneyim ben. Anladınız mı? Anlayışlı olun biraz, anlayışlı olun biraz. Tamam, tamam, özür dileriz, tamam. Of Allah'ım. Bir şey olacak, sakin ol. Ver. Of Allah'ım. İyi misin? Şahin, neredesin? Tamam, hemen gelmen lazım. Yani o gece karınızı hiç görmediniz, değil mi? Hayır, hayır. Ben o gece Ferda'yı Sapanca'da bıraktıktan sonra eve gittim. Yani o gece Berna'yı hiç görmedim. Ferda Hanım'la yasak bir ilişkiniz varmış. Eşiniz bu durumu öğrendiği için aranızda bir gerginlik olmuş olabilir mi? Eşimin bundan hiçbir zaman haberi olmadı. Yani hiçbir zaman öğrenemedi. Yani vefatından önce bilmiyordu. Her şey bir anda oldu. Berna bizim Fikret'le ilişkimizi öğrenince bizi basmak için Sapanca'daki eve gelmişti. Bizi öyle samimi bir halde gördüğü için de çıldırdı. O yüzden Fikret'e saldırmaya başladı. Hakaretler etti. Yani ben çok kötü oldum, kendimi çok kötü hissettim. Çok utandım. Oradan hemen uzaklaşmak istedim. Oradan giderken de Fikret'le Berna çok şiddetli kavga ediyorlardı. Ben gittiğimde Fikret Bey orada değildi. Ferda abla tek başınaydı. Bütün gece de birlikteydik zaten. Sonrasında Fikret Bey şüphelenince Ferda abla sabaha kadar İpek için hastanede olduğumuzu söyledi. Aslında hastanede oldukları da yalandı. Ben bunu Aras'ın kız kardeşi İpek
onunla konuşurken öğrendim. Sonra Aras bana o gece birlikte olduğumuzu söylememi istedi. Aras'la kardeşi yıllardır benim yanımdadırlar. Benim elimde büyüdüler. Gençlik hatasıdır diye düşündüm. Çaresiz olduğunu hissettim, acıdım. Söylediği şeyi de yapmak zorunda hissettim kendimi açıkçası. Madem öyle, neden her ikisi de sizi işaret ediyor? Fikret çok zengin, varlıklı bir adamdır. Saygın bir çevresi vardır. Bense basit bir kuaför işleten sıradan birisiyim. O yüzden Fikret bu suçu benim üzerime yüklemek için Aras'ı parasıyla satın aldı. Aras da sağ olsun ona bakan ablasını tercih etmek yerine parayı tercih etti. Sonra kendi aralarında bir hikaye kurdular. Ama benim suçlu olduğumu ispat edebilecek hiçbir kanıtları yok ellerinde. Aslında o gece Ferda'nın yaptıklarını gören biri vardı. Yani bir görgü şahidi. Bilmiyorum, tam emin değilim ama belki oğluna ya da bir arkadaşına falan anlatmış olabilir. Kendisi nerede? Adam kısa bir süre önce kalp krizi geçirdi. Ve ne yazık ki öldü. O akşam sizin yaptığınızı gören biri varmış Ferda Hanım. Fikret yolun sonuna geldiğini anlayınca ne hikmetse aylar sonra benim bu cinayeti işlediğimi gören birisi ortaya çıktı. Yani memur bey, size de mantıksız gelmiyor mu? Ben gerçekten böyle bir cinayet işlemiş olsam ve bunu birisi görmüş olsa niye bunca zamana kadar susmuş olsun ki? Fikret parayla herkesi satın almayı seven bir adamdır. Eğer bana inanmıyorsanız Aras'ın kardeşinin hesabını kontrol edin. Oraya yüklü bir miktar para göndermiş. Yalan söylüyor. Öyle bir paradan haberim bile yoktu. Fikret Bey'den kendine aldı parayı. Ben Fikret Bey'den tek kuruş para bile almadım. Almam da. Ne olacak şimdi? Nöbetçi mahkemeye sevk edileceksin. Ne olacağını da onlar karar verecek. Ne işiniz var burada? Abla ne oluyor, iyi misin? Konuşsana. Merve. Sen söyle bari, ne işiniz var adliyede? Şahin. Şahin. Oğlum gel. Gel şöyle oturalım. Anlatacağım ben sana. Gel. Gel şöyle otur. Anne ne oluyor? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Şahin. Nasıl söyleteceğiz? Yani bunu alıştıra alıştıra söylemenin bir manası da yok zaten. Anne ne oluyor söyle, korkutma beni. Şahin. Annen için buradayız. Annem mi? Annen İntihar etmemiş. Bir cinayete kurban gitmiş. Ne? Neden ya? Kimseye bir zararı yoktu ki. Kim, niye yapmış böyle bir şey? Şu anda üç kişi var içeride. Aras, Ferda ve baba. Ne? Neden onlar yapmış olsun? Ya Aras ne alaka? Şey... Gerçekten aklım almıyor. Yok ya. Yanlış anlaşılma vardır. Öyle değil mi anneanne? Maalesef doğru oğlum. Çünkü annen yaşarken
Ferda ile babanın ilişkisi vardı. Ne? Anne, ne diyorsun sen? Olmaz, olmaz öyle şey. Öyle sır. Zaten Sapanca'ya o gece annen o yüzden gitmiş. Sonra da olanlar olmuş işte. Öldüreceğim o herifleri. Öldüreceğim. Çekin. Şahin. 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 Tamam. Şahin. Ne olur, dokunma sen bana. Bak beni dinle. Beni dinle bak. Ne olur Şahin yapma oğlum yapma. Anneanne bırak. Bak. Bak Şahin. Benim de size ihtiyacım var. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Dayanacak gücüm kalmadı. Artık çok yoruldum. Ne olur bana yardımcı ol. Ama bak o... Haklısın tamam biliyorum. Çok zor bir durum ama ne olur sakin olmaya çalış. Gel şuraya. Gel bakayım. Gel şuraya otur karşıma. Cezalarını çekecekler. Sana böyle bir hayal kırıklığı yaşattığım için üzgünüm ama ne yapabilirim? Ne yapabilirim? O hayal kırıklığını yaşatan sen değilsin anneanne. İçerideki herif. Ama bu sondu. Annemden daha büyük bir yara açamayacak bende. Şahin. Şahin oğlum. Bak biz bir aradayız. Ben hep senin yanındayım. Tamam. Ne olur üzme artık kendini ağlama ne olur.